Yeni videomuzun açılışını yapalım ama bakayım. Heh, kırmızı yanıyor. Tamam, kayıttayız. Nasılsınız arkadaşlarım? İyisinizdir inşallah. Haliniz, keyfiniz de yerindedir. Havamız mis gibi, bakar mısınız? Çok güzel bir hava. Zaten temizimi de yaptım biliyorsunuz. Şimdi videonun devamını getiriyorum. Yani gömlek üzerimde aynı gün içerisinde ikinci video başlangıcını yaptık. Elif'le konuştum. O da bir tane bir avize beğenmiş antresini. Bana uğra dedi. Gel bir bak nasıl diye. Uğrayabilirsem uğrarım dedim. Şimdi mücbelerin evine de çok az bir yolum kaldı. Vallahi tempolu tempolu yürüyorum. Buralar benim eski mahallem. Kemalpaşa Mahallesi'ne doğru gidiyoruz. Zaten Mücbeli de aynı mahallede oturduk. Orada tanıştık. İnegöl'ün en güzel mahallesi. Şu cami var ya, caminin orada oturuyordum. Davetiye dağıtmaya gideceğim. O zaman da yine tekrar çekim yaparım size. Şimdi şuradan karşıya geçeyim. Deminden de bir takipçimle karşılaştım. Birazcık da sohbet ettik. Vallahi ben birazcık geç kaldım ya. Saat 2.30'a geliyor. Hadi bakalım. Bayağı da sıcak hava. Terledim. Kız, ben yolu kaybettim. Okullarda, okulun yanına gelmişim. Bu okulda Selçuk Yahşi İlköğretim Okulu. Emre bu okuldan mezun oldu. Ana, ha şöyle az ilerleyeceğim de önce. Yanlış yerden dönüş yapmışım. Doğru yolu buldum. Hey gidime şu yollardan. Az gidip gelmedim. Kültür Park'a çok yakın bu yol. Selçuk Yahşi de okumuştu. Ortaokul oradan mezun oldu. Kuzum, şimdi de düğünümüz var. Dünyaya gelen büyüyor. Arkadaşlarım, biz de aynı şekilde bir zamanlar çocuktuk. Ya şimdi de çocuklarımızı evlendiriyoruz. Ne mutlu bize ki bu günleri görebiliyoruz. Allah'ım herkese de evladının muradını görmeyi nasip eylesin. Torunlarınızı görmeyi nasip eylesin. Kızlar, sizi bir güzellikle tanıştırayım. Şöyle çoraplarına bakar mısınız? Şöyle elleline bak, elleline. Bir taraftan da gülüyor, 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 gülüyor. Maşallah, subhanallah. Uykularınızı yollayın arkadaşlarım. Uykularınızı yollayın. Ömrü baktı, güzel olsun inşallah. Ay, uykum mu geldi? Uykum mu geldi? Gülüyor. Ben doğuruyorum kızlar, tamam. Arkadaşlarım, şimdi biz çayımızı içtik, sağ olsun. İkramlıkları çok güzeldi, ellerine sağlık. Özellikle cevizli olan lokumu harikaydı. Dediğim gibi Mücbe yaptığını paylaşmıyor, o yüzden çekmedim sizi. Kahve için izin aldım. Aynen böyle, şimdi kahvelerimizi içelim. Birazcık otururuz. Ondan sonra da evimize gideriz. Tamam. Kavanoz sığmıyor diye bunu versene. Sakladım. Böyle bir kavanozda koyuyorum. Kızlar, bakın şimdi size ne göstereceğim. Şu kahve çok güzel. Fıstıklı Yalova'da kahve. Satılıyor. Fıstıklı dibek kahvesi. Dibek. Fıstıklı dibek Yalova'da. Artuk Bey. Burada yok mu? Hiç. Artuk Bey. Bak şunu şuraya göster. Gösterdim. Artuk Bey kahvesi. Harika. Böyle içerken sanki sütlü değil mi? Aynen. Dibek kahvesinin zaten şeyi öyle değişik, içeriği. Evet, değişik de bir aroması var. Evet, yani. Yalova'da satılıyormuş. Böyle de 180 liraymış. Aynı şimdi de hoşuma gitti. Mücbe'den çıktım kızlar. Birazcık böyle birkaç bir yere de girdim. Şu videoyu açana kadar. Şimdi yemeğim var. Nikel de birazcık geç gelecek. Kafamda rahat. Ama aradım, karnını aç mı? Aç dedi Aysun. Tamam o zaman, yemek var dedim zaten evde. Şimdi bir yere uğrayacağım. Eve, oradan hazırlanacağım. Spora gideceğiz. Tempo. Eve geldim. Mikael beni bekledi. Sen gel dedi. Öyle evden çıkarım. Sana dedi bir sürprizim var. Sana hediye aldım dedi. Ben de acaba dedim ne aldı, ama gerçi beni mutfağa götürdü. İçimden diyorum, kesin diyorum beni şaşırtacak. Şaşırttı beni yine. Kızlar, şöyle bir tereyağı. Sonra eritme peyniri. Hediyelerimiz. Bir de iki tane de kaşar peyniri. Posof peyniri. Şaka maka bir tarafa, tabii ki hediyem var diye beni mutfağa soktu. Sonra
arkadaşı bu güzel ürünleri bize yollamış, sağ olsun. Ama kendisinden biz tereyağı sipariş ettik. Bunu hediye olarak yollamış. Sonra bir ay sonra herhalde tahminim tereyağımız da gelecek. Vallahi afiyetle tüketelim şu devirde şu hediyeleri. Yani insan akrabasına bile yapmıyor. Herkes her şeyi artık paraya, ticarete döktüğü için böyle insanları bulmak da inanın çok zor. Allah razı olsun, kesesine bereket. Sabahki haşladığım fasulyeyi de aynen böyle yarısını ayırdım. Fakat bunların niye böyle birazı beyaz, birazı sarı? Siz bana demişsiniz o fasulyeleri haşlayın, öyle koyun. Artık böyle her çıkarttığım poşeti haşlayacağım. Sonra dolaba koyacağım. Şimdi dondurucuya koydum. Bayağı çok var. Öyle yaparım. Bu şimdi benim elimin altında hazırda olsun. Sonracığım arkadaşlar mutfağımı toparladım. Zaten ocağımı silmiştim. Yemekleri düş şekil koyuyorum. Gelen yemeğini yiyor. Sonra hemen şurayı bir toparladım, sildim. Birkaç bulaşık vardı, onu hallettim. Şimdi ben spora gideceğim. Fasulyenin de kıvamını göstermek istiyorum size. Fasulyenin kıvamı çok güzel. Mikael diyor ki çok güzel olmuş Aysun. Yani beğendim dedi fasulyeyi. Öyle arkadaşlarım, bu şimdi böyle dursun. Şimdi Emre gelecek. Emre de yemeğini yiyecek. O da makineye koyar. Mutfağım zaten derli toplu. Hadi kızlar, şimdi spora gidelim. Güne bomba gibi başlamışım. O kadar güzel ki kalktım böyle hemen. Camları açtım, balkon kapısını açtım. Şöyle mis gibi bir koku içeri girsin. Temizliği de yaptım ama dün aceleyle evden çıkarken duşakabini temizlemedim. Bir orayı halledeceğim gün içerisinde. Sonra dışarı çıkacağım. Dün ben Elif'in yanına uğrayamadım kızlar. Bakayım sipariş vermiş mi vermemiş mi? Çünkü geç bir saatte eve geldim. Hemen spora gittim. Geldim kız spordan geldikten sonra. Bir de dün bana hep ağırlık çalıştırdı. Bel, kalça, alt karın, karın bölgesi, yanlar. Hep böyle belden aşağı, bir de kollar. Şu bıngıldaklar var ya, onları çalıştık. Sonra eve geldim. Ölüyorum ya. Böyle bacaklarım, bacaklarım. Sabah kalktım ya. Ben böyle penguen gibi yürüyorum. Şimdi, pardon, küpemi sormuşsunuz. Geçen bir tane küpe var. Diğer kulağımda küpe yok. Altınım yok ki. Küpem. Valla bunu annem verdi. Ya düğünden sonra alırım bir tane. Şimdi kızlar, buraya iki küpeyi birden taktım. Çünkü şu an yara olduğu için ne çelik ne sahte bir küpeyi asla kabul etmez. Yani benim altına karşı da bir alerjim yok. Hangi kadının altına karşı alerjisi olabilir ki? Altın güzeldir ama. Böyle takıntılı değilim kesinlikle. Yani altınım olsun, olsun, bu olsun aslayım de. Beni yakından izleyen arkadaşlarım şu an zaten beni izliyor ve evet, Aysun'un altına hiçbir takıntısı yok. Gayet relax. Öyle onu alayım, bunu alayım asla arkadaşlar. Ama şunu anladım ki şu süreçte bir küpe lazımdı. Bir tane daha küpe lazımdı. Mikael de kızıyor bana, niye gittin deldirdin. Ama işte heves ettim, deldirdim. Yani epeydir de zaten düşünüyordum. Antibiyotik krem çok iyi geldi arkadaşlarım. O ateşini, o şeyini, ateşin derken o sıcaklığı, içi çünkü böyle yanıyordu, zonkluyordu. Şimdi bugün de diğer küpeyi de burada taktım. Bir taraftan çayımı demledim. Yanına da bugün peynir de var, bir peynir eriteyim. Emre seviyor. Veya sorayım, yumurta mı ister, peynir eritmesi mi, ona göre. Günümüz güzel geçsin. Enerjik geçsin. Hasta olan arkadaşlarımıza da Rabbim acil şifalar versin. Günümüz başladı. Hadi bakalım. Bismillah, bakalım bugün gün içerisinde neler yapacağız. İki videoyu birleştireceğim. Bakalım beğenecek misiniz? Hoşunuza gidecek mi? Evet. Halis muhlis tereyağı. Kars posof tereyağı. Posoflu hemşerimle, hemşerilerim. Kaç kişiyiz? Yorumlarda görelim. Dün gerçi bir Karslı arkadaşım hemen böyle bayağı bir yorum yapmış kendisi. Teşekkür ediyorum. Ben de hoş geldin arkadaşım dedim. Aramıza yeni gelmiş herhalde arkadaşımız. Çünkü ilk defa gördüm hani ismini. İşte şu koyma işi insanı bir şey yapıyor.
biraz uğraştırıyor. Neyse yapacağız. Birazcık böyle yumuşadı. Azıcık daha böyle hani biraz daha sert olsaydı daha iyi olurdu. Neyse bakalım. Bugün de ne günlerden? Bugün günlerden çarşamba. Kızlar hemen valla işlerimi kahvaltı yaptıktan sonra az bir işim var. Sonra bir Elif arayacağım. Şöyle. Kızlar şimdi tüm ayarlamaları yaptım. Emre'ye eski kaşar verdim. Bundan zaten vermiştim. Biterse yine alır. Peynirlerimiz de 2, 4, 5. İstiyor musun Emre bir poşet? Vereyim mi? Sen yaparsın. Bir tane de şundan vereyim. Sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Toplamda 9 poşet. 3 poşetini Emre'ye verdim. Dediğim gibi yani bittiği zaman anne bir tereyağı der. Bende de varsa varsa veririm. Yoksa parayla alırlar. Ay Allah. Zaten çoğunlukla da bize gelirler. Bir de Emre zaten şimdiden yol yapıyor. Ay tereyağı da çok güzelmiş. Çok güzelmiş. Valla bizim oraların tereyağı güzel arkadaşlar. Ama ki biri ağır geliyor kokusu. Tuluk peynirim yok kızlar ya. Tuluk peynirini bilirsiniz Karslılar. Ondan çok az var. Böyle onu gıdım gıdım Mikail yiyor. Şimdi eridi. Bunu koyuyorum. Gel baksana Emre. Diyorsun ki nasıl yapıyorsun? Bak tereyağını yakmadım. Üzerine de hemen ay elim yandı. Şöyle sıcak su gezdiriyorum. Çok az. Altını da kısıyorum. Hatta bayağı kısacağım. Böyle peynirler yumuşasın. Tamam. Bu da Karslıların uzayan peyniri. Şöyle. Bayağı kıstım altını. Anne. Anne bak peynire bak peynire. Böyle bir tut bakın tepçeyle. Bak. Güzel o güzel. Taze piş, işte açtı. He. Hemen şey yap, taze peynir yani fazla durmamış, onun için böyle beyaz oluyor. He tamam tamam. Hadi afiyet olsun. Çok dayak koydum. Hey. Göstersene bir anneme. Anne seni çekiyorum şu an. Çekme çok düzensizim Aysu. Ay telefonla kameralı görüştüm. Sen güzelsin, güzelsin. Tamam beğendin yani. Güzel ama güzel. Ellerine güzel, sağlık güzel. Yapanların. Özlemedin. Vallahi bilmiyorum ki Emre yedi. Yemedim ki. Ağzını aldım ya. Emre bir domates salata kessene oğlum. Ben de hemen yumurta kırayım bir de. Kaşar peynir. Aa dur. Tamam anne. Göster bakalım. Şunun altını kapatıyorum oğlum. Sen domates salatayı şey yap. Annem abiye aldı. O da aldı. Amca merhaba de. Seni çekiyorum. güzel almışsın kız. Lacivert almışsın. Ya ne lacivert ne mavi işte öyle bir onun ortası. Sen zevkli kadınsın zevkli. Çok güzel. Güzel mi? Aynen çok güzel çok güzel. Arka tarafı. Altına nasıl bir ayakkabı gider? Vallahi anne. Biliyorsun. Siyah da olur. Siyah bence daha güzel olmaz mı? Ya bence şuradaki giyim hani. Düz fazla topuklu değil onları giysem ne olur? Anne senin ayakların problemli bak. Yani. Sen her ayakkabıyı giyemezsin de. Amca beğendin mi elbiseyi? Bu beğendim zaten. Oo amca.
Tamam, çok güzel, çok güzel. Ben hanımımı süsleyelim, ne yapayım? Yetmişinden sonra saat çalacağız anasını satayım. Çalın anasını satayım. Böyle çok da şey, hani yere değil, topukta yaptırdım Aysun. Ay. Öyle gel, ben... Dans edecek misiniz? İnşallah. Ooo, halay da çekeceğiz, tamam. Ooo, halay hiç sorma. Evet. Çok duramam da azıcık bir torunumun düğünüdür diye azıcık bir dönerim. Ay 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 ay. Allah sağlıklı ömürler versin anne. Tamam, ben bunu götüreyim. Hadi, ben toplantıya gidiyorum. Tamam, hadi görüşürüz. Bay bay. Kapının arkasını astırmıştım. Bay bay. Ne kadar tatlılar, görüyor musun? Oğlum da gardırobun içinde son kalanları böyle çıkarttı arkadaşlarım. Oğlum, bu senin nişanında giydiğin değil mi? Bu ne zaman aldık biz bunu? Allah Allah. Montları. Aynen, ben böyle zaten onları, kablarını diyorum. Aman, mutfakla uğraşırız, her şeyi kap diyorum. Böyle korumaya koymuştum, koruma şeylerini, poşetlerini. Şimdi bunları gidip yerleştirecek. Şöyle kotları filan. Çocuğuma bakın ya, ne kadar düzenli. Maşallah. Vallahi. Bunları tekrar bana geri getirecek. Ha, bunlar mı kaldı? Bir şunlar kalmış. Bordo ceketi götürmüyor musun? Götür. Ha? Bak, gardırobunuz hep aynı renk yapın, ha, siyah. Bak, burada var. Zaten diyor götüreceğim, sonra getiririm. Şurada da davetiyelerimiz var. Kızlar, şimdi ben bunları anneme aldım, biliyorsunuz. Bana dedi ki, Aysun dedi, onları ben hiç getirmeyeyim. Zaten benim her yerim tıka basa dolu. Sen dedi, onlara dedi Ayşenur'a ver dedi. Ben de bu 4 tanesini Ayşenur'a veriyorum. O böyle buzluğuna güzel içine malzeme koyar. Ben de hemen böyle içlerine ikisini doldurdum. Eritme peyniri. Ondan sonra 3 poşette kaşar peyniri. Aynen şöyle yaptım. Böyle kestiğim için bıçakla da hemen şu mesela bir makarna için filan tamamdır. Zaten dediğim gibi bittiği zaman şey yaparım. Bu da eski kaşar. Kesmiştim. Dedim al sen bunu götür. Zaten buzluğunda da var kaşar peyniri. Bir de bunları aldım, biliyorsunuz ben bir türlü dolduramadım içini. Dedim al bunların da 2 tanesini götür. Ayşenur diyor ki bana, Allah verme, Allah aşkına nereye koyacağım? O böyle buzluğun içine mesela bu bezelye koyabilir. Çünkü bunun plastiği P5 mi diyorlar. Yani öyle zararlı bir plastik değil kızlar. Gıdaya uygun bir plastik. Bu ikisi, 2 tane verdim. İyi yapmamış mıyız? Annem de verdi Ayşenur'a. O da böyle koyar. Ondan sonra bezelye koyar. Ne bileyim, bir şeyler yapar artık. Aynen şöyle. Şimdi Emre de yemeğini yedim. Eve gidecekler. Bakayım, aslında ben de bir gitsem. En azından bazanın altına yatakları, yorganları koyalım. Böyle güzel temiz fırçaları var. İçine koyalım, böyle temiz temiz düzenli bir şekilde baza altını düzenleyelim diyorum. Yine de bir konuşayım bakayım. Bir söyleyeyim hani. Ona göre hareket ederiz. Evet. Mikail'i arayayım, ekmek getirsin. Kızlar, biz şimdi Ayşenur'lardan aşağı indik. Neredeyse hiçbir eşyası kalmadı Ayşenur'un. Babasına diyorum ki haftaya diyorum kızını da alıyoruz. Gülüyoruz kapıda. Ben o şu düzenleyici var ya, onlara bakıyorum. Var mı diye. Hani benim düzenleyici var ya, IKEA'nın ürününe benziyor. A101'den aldım. Beyaz kutu. Küçük. Tamam. Aynı benzeri A101'e geliyor. Ona bakıyorum da. Ondan var mı diye. Bakayım şöyle. Kız, bunlar yarın gelen ürünler mi ki acaba? Aa, şu da güzel. 125, küçüğü 69 TL. Bakın, Emma'ya sos tavası gelmiş. Bu da 199 TL. Ayşenur, şunu bana bir açsana, bir bakayım. Şu sos tenceresi. Sonra bakın, şunlar çok şu oluyor, tercih ediliyor. Bu da 129 TL. Bakayım az nasıl. Bunda ne olur? Bunda ne olur biliyor musun?
Bunda sos olur. Yumurta haşla ama defolu. Defolu değil mi? Şöyle kızlar. Yumurta haşla mı şeyimiz yok. Ha? Bulamıyorum da hiçbir yerde. Şu iki yana sen tavalarını almış mıydın? Bir dakika. Şey bunların hepsi yedi mi? Hangisi? Aa ben kapağı asıyorum ya mutfak. Ama bu aslında idare eder, iş görür. Şunun içine buz çöp poşetlerini koyuyorum. Sünger koyuyorum. Onlara da şey koyuyorum. Aşağı dolabın altına cif, bulaşık deterjanı. Bak aslında alabilirsiniz ondan. Çok düzenli olur. Kaç liraymış onlar? 20. 20 mi? Bir de şu boyu var. Ona yok, ona size gerek yok. Bak şunlar iyi. Bir tane şöyle alalım mı? İki tane, iki kapağı. Bir kapağı da şundan. Ha? İki tane alalım. Sence? Ha, iki tane alalım. Bundan iki tane, ondan bir tane. Ha, iyi tamam, bakarız. Tamam. Olur olur. Kız gayet uyumuş. 60 lira. 60 lira mı? Tanesi ne kadar dedin sen? 20. Aa iyi. O benim düzenleyicilerden yok mu ya? Onu ben takip edeyim de kızlar görürseniz bana da söyleyin. Tamam alın. Ben veririm şeyini. Ücretini ben veririm. Sen ver, ben sana nakit vereyim. Şey var mı? Bak 3 tane alacaksanız 3 tane alın. Ben şimdi... Bende para var bak. Ayşe şundan bir tane daha al. Ha ondan bir tane daha al. Banyoya ondan... asalım. Banyoya gerek yok. Gerek hayır. Yok. Mutfağa. Al onu sen Ayşe. Şundan bak şunu. İki kapağına süngerini, bezini. Anladın mı? Bezleri de koyarsın. Ben koyuyorum ya. Yani düzen hayat kurtarıyor. Evet kızlar bakın. 20 TL. Şöyle iki tane bundan aldık. İki tane de şundan aldık. Emin misin? Bir tane daha alacaksan bak al. Düşünüyorum. Al bir tane daha. Sen beni dinle. Üç olsun. Bu fiyata da gayet uygunmuş. Al sen şimdi. Beni bekle. Ama yine kasada. Kasada yine sorun da tamam. Sonra bardaklar falan var zaten. Ayşenur'un çok evet, var hatta. Evet, şunlardan var mı? Bundan yok. Alırız ya. Aa yok mu bundan? Bundan yok. Ama alırız. Ne olacak? Ha, alayım mı? Acelesi çırpma mırpma. Güzel. Ayşenur'a gittim de tarif çekerim. Kek yapacağız. Kız tarif çektirir misin? Mutfakta. Çektirir. Aa. Bak tarif çektiriyor kızlar. Aa ne buldun oğlum? Ayakkabılık. Kız. Bak yüz kararı yaptım. Bak. Bak hayır şöyle yap. Şununla kıyaslayayım. Dur bir dakika. İşte bak burada var ya. Burada zannetmesin her yer. Hayır anlatmaz. Bunları sığmıyor ya. Bak. Bakın. Aa evet. Sığıyor. Evet. Kaç tane alacaksınız? Yani kaç tane alacaksınız? Bunların hepsi kapak mı ya? Yok. 1, 2, 3. Evre saldırdı her şey. Ben onları bana ver, şunlarla birlikte alalım. Poz verin gençler. Az bana bakın. Emre az bak. Emre. Bunlar benim. Hangiler senin? Elimden alabilecek kadın varsa alamaz. Ne diyor? Elimden alabilecek kadın varsa alamaz. Vermem de asla. Evet çok cazgırdır. Şundan diyorsun da beyazı yok burada. Heh, onun hayır. Evet. Ay senin dolapların gri. Ama beyaz daha hoş durmaz mı? Ben onun içinde beyaz aldım iki tane de. Ben bunun içine tıraş şeylerini, bunların şeylerini koyuyorum evet, evet. Ya. Alacağım mı bunu? Yok hayır. IKEA'dan yine alırız. IKEA'dan alma kız. Aynısın. Sadece kalite farkı var. O da ne gerek var? Zaten içine düzenleyici koyuyoruz. Onun beyazı değil mi sen de bakıyorsun? Tamam. Beyazını görürsem ben de alırım. Kız kalıplarınız var mı böyle? Ayşenur. Gerçi kurabiye yapmayacaksınız ki hemen. Ben o kadar tarif çekeceğim. Kim yiyecek? Hadi hadi. Hadi Ayşe. Bambu yastık falan da varmış. Alışverişimizi yaptık kızlar. Bunlar ufak tefek şeyler işte. Bitti onlar. Başka neler var?
Neyi? Deterjanlarınız var herhalde. Hiç fervi falan bakmayın. Şey nasıl? Prim nasıl ki acaba? Bunu bilmiyorum. Güzel oldu ama iki oda. Güzel oldu, güzel. Dolapların içleri de yerleştirildi Ayşenur. Bir tek senin o Ikea'dan aldığın dolap geldi mi? Ya şu an bile senin mutfağın tamam. Yani sadece tezgahın üstündekiler beni çok rahatsız ediyor. Yapacak bir şey yok, geldiği zaman yerleştirirsin pıt pıt hemen. Ay kızlar, o kadar yorgunum ki saat kaç? 11 oluyordu. Ne? Tam 11'e benziyor. Mikail uyumuştur ha. Bayağı ortalığı filan hep toparladık. Aa, telif var, doğru ya. Ay ne telif var. Kızlar neyse, eve gideyim, evde konuşuruz. Dün akşam o kadar yorgun geldim ki eve. Hemen, yalnız bacaklarım da ağrımış. Çocuklarımın canı sağ olsun ama yoruldum. Gerçekten yoruldum. Bu işler çok yorucu. O evi ne halden ne hale getirdik. Sonra babaannesi de evi daha böyle hani o temizlik aşamalarını görmedi. Sen dedim işte seyretmedim. Yok dedi, seyretmedim. Gel dedim sana göstereyim. Bu evde nasıl oturmuşlar dedim. Vallahi dedim ya teyze, işte böyleyken böyle oldu o ev. Bir de böyle en son Ayşenur da gezdirdi evi babaannesine. Ondan sonracığıma annesine de gösterdi. Giyim odası çok güzel oldu. Giyim odasına zaten gardırobusu, tuvalet, makyaj masası. Makyaj masası filan da çok güzel. Gardolabı gayet böyle sağlam, kaliteli, güle güle kullansınlar. Bir de oraya boy aynasını koydu. Giyim odasında benim aldığım aynanın aynısını aldı. Çok güzel oldu. Halısı Pinterest tarzı böyle perdeleri. Ne yapayım arkadaşlarım, vallahi çekim yaptırsalardı çektirirdim ama onlara da bir şey diyemem. Zaten çoğunuz da saygı gösterdiniz. Allah razı olsun hepinizden. O onların özeli. Ben asla karışamam. Ama yemek çekimine izin verdi. Ondan sonracığıma yatak odasında da yatağa böyle elektrik şarjlı bir süpürge almıştı. Onu koydu. Ondan sonracığıma bir de Ayşenur'un çok güzel bir giysi asma standı var. Belki onu da oraya koyar. Yani harika oldu. Halısını da serdim. Halısını serdim. İşte camların önlerini falan tekrar o dip köşeyi hallettim. Halı da serdim. Sakın dedim. Sakın bak. Zaten bir de sana size bir şey söyleyeceğim. Sakın derken halı serilmeyen evden acayip kir çıkıyor yerlerden. Orayı iki kere sildim. Bir de Kadir Ezildi de gördüm. Bu camların önüne camı açıyoruz ya. Hani şu bir yer var. Neresi kız, nasıl tarif edeyim? Dur gösteririm. Oraya mendil koydum. Islak mendil koydum. Dışarıdaki toz içeri girmesin diye. O da Kadir Ezildi'den gördüm. Bak dedim, bunu da böyle yaptım Ayşenur dedim. Değiştirirsin böyle açtığında. Dışarıdaki toz girmesin. Hemen şu camın önüne, hani açıyoruz ya camı. O ön tarafına koydum, iç tarafına. Ondan sonra dedim aman dikkat edin. Bak halılar da zaten böyle beyaz. Şu an dedim yerler çok pis. Antre zaten her tarafta geziyoruz. Yani sildiğim odalara direkt dedim böyle ayak basmayın dedim. Yani dikkatli olun. Zaten en son ev terlikleri falan hep böyle temizlenecek, yıkanacak. Bir taraftan da yıkanacakları yıkadık kısa programda. Ondan sonracığıma bazanın altı yerleştirildi. Zaten Ayşenur çok güzel yerleştirmiş. Böyle ufak tefek birkaç bir şey var. Onları da hallettik. Bütün her yer, yani kıyafet olayı bitti kızlar. Ay çok güzel dizildi böyle gardırobun içi. Yalnız Ayşenur baya maşallah. Emre'nin bu kadar alanı var. Ve Ayşenur'un hala kıyafeti var. O da şey, annesinden şimdi getirecek. Bir de balayına giderken böyle giyecek kıyafetler. Bir onlar kaldı. Allah'ım diyorum, sığamadık. Dedim vallahi Ayşenur maşallah. Hele ayakkabılarını hiç söylemiyorum. Genç. İşte gençler alıyor, giyiyor. Yani çok da güzel hepsi zaten birbirinden. Şimdi kızlar, canlarım benim. Olay bu. Şimdi ben aranızdan ayrılıyorum. Hemen yarınki videonun da burada açılışını yapacağım. Ondan sonracığıma güzel bir video yine hazırlayayım size yarın için. Nasıl videolarımı da beğeniyorsunuzdur. İnşallah sıkılmadan da izliyorsunuzdur. Puanlamalarınız için, hepi puanlamalarınız için çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun hepinizden. Dün ben
video açılışını Ayşenurlar'da yaptım. Açtım, koydum. İki ya da üç arkadaşa geri döndüm. Ondan sonra telefonu hiç elime almadım. Şimdi kızlar bir indirim zamanı geliyor. Bütün indirimleri de böyle takip edip link bırakmam lazım. Sonra bir ara dedim ki kızlar dedim benim dedim link paylaşmam lazım dedim acilen dedim. Ondan sonracıma tamam abla bir oturduğum o. O da bir belki bir 15-20 dakika oturdum hemen böyle 5-6 tane link bıraktım. Sonra yine telefonu koydum işimi bitirdim telefonu aldım arabada açtım. Olay bu. Yani onunla hiçbirinize dönemedim. Ay hakkınızı helal edin lütfen arkadaşlarım. Vallahi ne olur. Artık daha da böyle hızlanıyor bu yoğunluk. Bak bugün de mesela oraya gideceğim. Bu ara yorumlara herkese dön ama kalp koyacağım. Dur bugün bir ara kalp koyacağım hepinize. Kalp koyayım. Sorularınızı cevaplayayım. Müsait olduğuma zaten hepinize dönüyorum. Bazen böyle şeyler yaşarsak da affınıza sığınıyorum. Lütfen hakkınızı helal edin. Sizler benim canımsınız. Allah razı olsun. Güzel bakan, güzel gören canlarım benim. Öpüyorum sizi. Kendinize çok dikkat edin. Allah'a emanet.